özellikle ticaret yapan ve ticari konularda aksilik yaşayan sevgili yükselen ve ay burcu koç olan takipçilerim için bu hafta anlaşmalar, evraklar daha olumlu ve daha keyifli bir süreç yaşayacak. Çözmeye çalıştığınız yurt dışı kapınız, çözemediğiniz evraklarla ilgili doğru imzalar. Aynı şekilde kendi işinizi kurmak ve kendi alanınızı büyütmek, yeni insanlar, yeni çevre edinmek, farklı fikirlerle bulunduğumuz alanı da genişletme kararı içerisinde olacaksınız. Doğru bir evre. Hiç panik yapmayın, korkmanıza gerek yok. Elden çıkartmaya çalıştığınız bir malınız varsa da artık bu Haziran bitmeden ticari kapınızla ilgili bağları çok iyi bir insanla kopartarak yolunu, iyi bir kişiye yön vererek yolunuzu farklı alanlarda deneyeceksiniz. Kurumsal, devletle alakalı noktalarda çalışan sevgili takipçilerim için bazı işten çıkartılmalar ve ani mobbing uygulamaları söz konusu olabilir ve bulunduğunuz noktanın stresli olması sizi fazlasıyla kasıyor ve belirsiz giden bir düzen tam anlamıyla çıldırmak üzeresiniz. Artık başka alternatifler denemeye çalışsanız da şu an istediğiniz alternatif nokta olmadığı için hani deriz ya ne yapalım idare edelim. Hayır, siz daha alternatif noktalı kapılarınız var. Daha mantıklı şekilde buradaki düzeninizi bozmadan doğru kapıları yakalayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili bir işinizle alakalı gitmeniz gereken seyahatlerde herhangi bir sorun yok. Siz endişeli ve kaygılısınız. Biraz kaygı evremizi geride tutalım. Daha pozitif, daha duygu ve anlam yükleyerek iş hayatımıza odaklanırsak birçok noktayı daha sağlıklı çözmüş oluruz diyorum. Evet, atama ya da iş bekleyenler için ya da iş arayanlar için özellikle 9, 10, 11 yani o tarihlerde diyalog yaşayacağınız insanların size farklı fırsat kapıları uyaracağını da gösteriyor. İş mahkemesi ve devam eden süreçte yasal problemlerimizle alakalı çok mücadele etmeniz lazım. Çünkü burada hala sinir öfkeniz, dosyaların ilerlememesi, davalarla alakalı hep bir geri atılması sizi ruhen yormuş olabilir. Sabır ve aydınlık diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle kendi alanınızla ilgili yatırım, oluşum, bunlarla ilgili fikirler ve tatil enerjisiyle ilgili biletler, yolculuk planları ile alakalı net konuşmalar. Aramızdaki soğukluk biraz daha sıcaklığa doğru gidecek. Sevgili gençler, üniversite ve lise sınavına çok az zaman var. Haklısınız. Duam sizinle, sizin evlatlarınızla. Rica ediyorum, başarılı ve odaklanacaksınız. Bu ara nefes nefes alalım, ne yapmak istediğimize karar verelim. Dikkat sorunumuz varsa bu ara beyin güçlendirici eczanenizden ya da doktorunuzdan algı probleminizle ilgili çocuklarımıza bir hani beyni rahatlatması için ilaç alabiliriz. Gıda takviyesidir ama doktorunuza hani müracaat etmeniz lazım. İlişkiler konusunda uzun süredir hani nerede olduğunuz ve bu ilişkiyle alakalı belirsiz olan noktalarda karşı tarafın size daha sıcak tavrı ve siz de onu affederek yolumuza devam edeceğiz. Gelmesi ya da duygusal anlamda çözmeye çalıştığınız konularınızı artık psikolojik olarak desteklenmeniz gerektiği ve bu noktada acayip inatçı ve fevri davranışlar yaratıyorsunuz diyorum. Aile içerisinde bu dönem düğün tarihleri ve burada çocuklar aile yani sizin ailenizin ya da sizin evlilik temposu ve tarih belirlenmesi, eşya, taksitler koşturmanız söz konusu olacak. Kolay gelsin. Bir de burada yeni tanışmak isteyenler için gökyüzü güzel anlamda destekliyor. Bir böyle sosyal çevre, dışarıdaki sohbetler, aracı girecek insanları göz önünde bulundurmamız gerektiğini uyarıyor harita gökyüzü. Ve aynı şekilde sevgili ev hanımları, evet hem hayatınızla alakalı aile büyüklerimizle ilgili yaşadığınız ve eşinizin tarafında da hala devam eden sorunlar sizi çok yorgun ve mutsuz etse de bu hafta sürpriz gelecek haberler, sizi mutlu edecek diyaloglar söz konusu olacak. Biraz daha kendinize ait kariyer hayatınız ya da bu ev hanımlılık evreniz çok yorucu. Tebrik ediyorum tüm ev hanımları. Biraz daha kendimizi geliştirecek alternatif kurslar,
eğitimler alarak kendimizi daha mutlu edebileceğimiz evredeyiz. Eşinizle sorunları olan ve bir türlü çözemeyenler mutlaka ilişki terapisti ve yakın dönemde anlaşmalı şekilde çözmeye çalıştığınız ayrılıkla ilgili de kavga etmeden çocuklarımızı düşünerek hareket etmemiz gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde sağlık olarak bu hafta şiddetli ağrılar, omuz, kas sıkışması, ani hani hareketlerden kaynaklı ağrılarımız olabilir. Vücut evremizi düzeltmemiz lazım. Her şeyden önemlisi sağlık ve sıhhat sizlerle olsun. Güzellik olsun efendim. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, bu hafta güzelliklerle maddi anlamda yükselen ve ay burcu boğa olanlar buradayım. Büyütelim. Arkadaşlarınıza, çevrenize destek vererek bana yardımcı olalım. Ben size yardımcı oluyorum. Evet, maddi anlamda planladığınız, programladığınız yazılarımız, hesaplarımız, kredi ödememiz, borçlarımız, borçlanma konularımızın daha mantıklı yol alacağı ve aynı şekilde de artık aile içerisinde çözülmesi gereken miraslı çözemediğiniz konularla da ilgili daha net kararlar alarak ekonomik hayatımızı dikkatli, kontrollü ve sistematik yaratmamız gerektiğini farkındasınız. Ona göre yol çiziyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aynı şekilde de şunu demek istiyorum. İş hayatımızda maaşımız, parasal hayatımızla ilgili rahatsız olduğunuz konularda cesaret dönemi. Çünkü bulunduğunuz noktada çok yeteneklisiniz. Haydi gidip konuşmanız gerekiyor. Hem yeriniz anlamında hem de parasal anlamda sıkıştığınız konularla ilgili netliklere adım atmanız lazım. Belirsizlik ve buradaki düzensizlik sizi yıpratıyor. Adım at ve karşı tarafla iletişimini yoğun şekilde ifade et. Bulunduğumuz ekip arkadaşlarla aranızdaki yaşanan krizler, aslında sizde kriz yok da onların yarattığı kıskançlık, kendi içsel dünyasındaki kaoslar sizi yıpratıyor. Bu hafta bunları biraz daha görmemezlikten gelerek sadece işimize odaklanmamız gerektiğini uyarıyorum. Kurumsal, devletle evrak dışarıdaki işlerinizle alakalı aksilikler gibi gözükse de hani su gibi akacak ve çözülmesi gereken birçok noktayı da rahat bir şekilde nefes alarak halledeceksiniz. Özellikle dışarıdaki toplantılar, iletişim içerisi ve yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili de biraz daha hani deriz ya, iletişimde sinir ve fevri evrelerinizi daha sakin ve gülümseyerek hallederseniz daha başarılı imzalar atacaksınız. Büyük bir alandan farklı bir alana geçiş planınız varsa bu hafta sizi desteklemiyor. Mümkün olduğu kadar sabırlı ve mantıklı şekilde yol almanız lazım. Özellikle sağlık sektöründe çalışan, yani sağlık ya da devletle alakalı daha büyük kurumlarda olan sevgili tarih boğalar için, yükselen boğalar için yurt dışı başvurusu, bununla ilgili planladığınız noktalarda aydınlık cevaplar gelecek. Memleketimizi terk etmeyin. Her şey güzel olabilir. İyi şeyler olacaktır. Emin olun diyorum. Ve kariyer anlamında master ya da bu tarz düşünceleriniz için evraklarınız gayet olumlu ve keyifli şekilde sizin hayatınıza giriş yapıyor. Özellikle de bu ara mülakat, iş görüşmeleriyle ilgili süreç beklentisi içerisinde olan sevgili boğalar için olumlu ve keyifli bir dönem. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da bu ara dış ticaretiniz ya da alışveriş ya da dizayn yapmanız gereken yenilikleriniz var. Biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini ve dikkatli ve mantıklı ticaretle ilgili noktalarınızı görmeniz lazım. Çalışan çiftlerle alakalı noktada parasal tartışma, kredi, gereksiz harcamalar, bunları düzenlemeye çalışırken gereksiz kalp kırıklıklarına sebep olacak. Biraz küskünlükler yaşasanız da siz birbirinizi seviyorsunuz. Biraz daha sakin hareketler edelim. Ve bu arada da belli yerleşim konularınızla alakalı artık taşınma, farklı bir alanda yerleşmek istiyorsanız bunun için Ağustos ayı size daha sağlıklı. Evet, araştırıyorsunuz, kalbinize ve ruhunuza uyan bir anahtarla ilgili karar içerisindesiniz. Bu olumlu olacak gözüküyor. Sevgilisi, bu ara tartışma, konuşmalar, daha sıcak gelişmeler arasında yine birbirinizi dedikleyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar kendinize zarar verdiğiniz noktaları doğru ifade edin. Rahatsız olduğunuz, kıskançlıklarınız, paranoyaklıklarınız neyse karşı tarafa bunu artık anlatmanız lazım.
mesela karşı tarafında şöyle bir şüphesi var. Bana dürüst olmadığı için ben de oyun oynuyorum. Biraz oyunları kenarda bırakalım. İlişkiyi düz yaşamamız gerekiyor. Bitmesi gereken ve kurtulmaya çalıştığınız ilişkide bazı kaoslar, uyarılar, gereksiz konuşmalar sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar mantıklı ve akıllı davranmanız gerekiyor. Sözlenmek, evlilik kararı içerisinde olan sevgili boğalar için. Evet, mutluluk size en güzel hediye. Siz bu düzende nasıl bir mutluluk yaşayacaksınız, onu daha güzel sözlerle ifade edebilirsiniz. Geçmiş ilişkiniz, dönmeye çalışan bir kişiyi affetme kararı içerisindesiniz. Ne diyelim, içinizdeki uhde ve yarımlık bitsin. Özellikle de platonik takılan sevgili boğalar, bu ara uçuş modundasınız. Acilen bu platonik takılmalardan uzak durmanız lazım. Sevgili ev hanımları, evet, evimizle alakalı bazı çözülmesi gereken evraklar, tapular ya da mal sahibimizle ilgili yaşadığımız süreçleri Haziran sonuna kadar çözmüş olacaksınız. Derin nefes alma ve balkon krizimiz, balkonu içeri alalım, dışarı mı bırakalım dediğimiz evrede balkonlarla ilgili yenilik döneminiz hayırlı olsun. Eşinizin bu ara böyle dışarı merakı, gereksiz para harcaması ve eve bakmaması sizi çok fazla yıpratıyor. Bunu artık çözün. Her geçen gün mağduriyet evresi ön planda olabilir. Mutlu olan ve bir türlü dengede mutluyuz ama çevremiz bizi kıskanıyor diyenler, vallahi siz gereksiz abartıyorsunuz. Kimsenin sizin duygusal hayatınız ya da yatırımınızla ilgili bir derdi yok. Siz bu enerji içerisindesiniz. Kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Sevgili gençler, eğitime odaklanıyoruz. Güzel bir dönemi başarıyla sağlayacaksınız. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız bağırsak enfeksiyonları ve tiroidlerimiz hassas olabilir. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Yükselen ve Ay burcu ve kanalımla ilgili ufak tefek yorumlar yazarak kanalımızı daha büyütebiliriz. Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaş, dost, çevre paylaşmayı unutmayınız efendim. Geçtiğimiz hafta bir dolunay ve bu hafta Satürn'ün geri hareketi ve özellikle sizin duygusal yönünüz, duygusal hayatınız, yeni gelişecek yenilikler, ilişkiler konunuzla alakalı belirsiz olduğunu düşündüğünüz noktada daha mutlu ve daha keyifli bir süreç tadacaksınız. Aynı şekilde de iş hayatınızda iletişimler, konuşmalar, enerjinin çok daha yüksek olacağı ve şansın size daha farklı noktadan haberdar olacağı. Yani deriz ki size gökyüzü bu hafta yapacağınız her enerji sizin için olumlu. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayın ki gökyüzüne daha fazla enerji oluşturarak işiniz, hakkınız, beklediğiniz paralarla ilgili hızlı çözüm olsun diyorum. Yer değiştirmek ve bu konuyla alakalı bazı beklentilerinizle ilgili konuşmalarda olumlu süreçler olacak. İşi bırakmak, farklı bir iş alanına geçmek isteyenler için de güzel kapısı şimdiden sizin avucunuzun içerisinde. Kurumsal, büyük ve dışarıda işleriniz, ihracat, alım, satım ya da sırf yurt dışı ile alakalı iletişim içerisinde ve sosyal ağlarla alakalı bağlarınız varsa inanılmaz başınızı kaşıyacak, vaktiniz olmayacak. Uykuya hasret, evet, bu hafta uykuya hasret ve aynı şekilde tamamlanması gereken işler size mutluluk katacak. Devletle alakalı noktalarda çalışanlar için ani belirsiz olan yerlerinizde yer belirlenecek. Karışık düzende biraz daha toparlanma, yerinizin nerede olduğunu bilerek daha sıcak tavırlar sağlayacaksınız. Bu ara hırsızlık, aile büyüklerimize hani deriz ya, aranır işte çocuğum o, bilmem ne, şu para. Lütfen aile büyükleriniz, siz de cep telefonu, bilgisayarınıza gelen mesajlara dikkat etmeniz lazım. Dolandırılma bilme enerjiniz de var gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu hafta biraz daha stresin ön planda. Özellikle eşinizin yoğun bir iş temposu, sizin ev iş alana yetişememe ve kendi ben bakım vaktim geldi, hiçbir şey yapamıyorum, eşimin tıraş olması, böyle bir koşturma, hafta sonu çok iyi değerlendirerek şifa olacaksınız. Endişe etmeyin. Çocuklarınızı biraz daha dikkatli konuşmanız ve onların çevresinde kontrol etmeniz gerekiyor. Sevgili gençler, eğitim konusu zorlayıcı ama sizin inanılmaz güzel bir enerjiniz var ve başaracağınıza ben sonsuz inanıyorum. Bol dua, bol şifa yaparak enerjinizi iyileştireceksiniz. Eksik noktalarınızı bu hafta daha kontrol etmeniz gerekerek yeni hayatınız size uğurlu olsun, ailenize umutlu olsun efendim.
Ve ilişkiler konusunda evet, duygularımız, düşüncelerimiz, yeni ilişkiler, başlatmaya çalıştığımız güzel diyaloglar, size geleceği vaat ettiğini gösteren güzellikler var. İlişkinizle alakalı belirsiz ve aile çevresi, sizin çevreniz istemiyorsa, gökyüzü bu konuda bu hafta ve bu Haziran sonuna kadar aile arasındaki gerginlikler, ilişkiyle ilgili kaoslar daha düzeyinmiş, daha derin nefes alacaksınız. Yurt dışı yerleşmek ve bu tarz fikirlerle ilgili bu ara çok fazla konsolosluk, mailler, mesajlaşmalar sevgili gençler için hareketli gözüküyor. Hayat arkadaşınızla evlilik planınız varsa biraz daha sabırlı olun. O sizi seviyor, o kariyer odaklı diyorum. Ve şunu demek istiyorum. Uzun süredir satmaya çalıştığınız malınız, toprağınızla ilgili de güzel anlaşmalar söz konusu olacak ve sizi mutlu edecek anlaşmalar. Yani en azından haklarımızla alakalı güzel beklentiler içerisinde olacağız. Bu arada araç değişimi, araç almak ve eve ufak tefek yeniliklerle ilgili fikirleriniz, ufak tadilat, tamirat, bakımlarla ilgili yeni noktamız var. Sevgili ev hanımları, boşanma fikri olan sevgili ev hanımları, aile desteğiniz ve düzeninizde alacağınız olumlu cevap hem ailenize ait eve yerleşip hem de daha düzenli bir hayatınız devam edecek. Çünkü burada yaşadığınız krizler, duygusal şiddet, söylenen ifadeler fazlasıyla sizi yıpratıyor. Cesaret zamanı, adım atma zamanı, kendinin farkına varma zamanı diyorum. Evet, uzun süredir evli olan çiftlerimiz, ev hanımları, özellikle eşinizin kendi içindeki yaşadığı psikolojik dengesizlikler sizi çok fazla yıpratıyor. Aynı şeyleri toparlayıp aynı şeyleri konuşmasından da sıkıldınız ve hiçbir plansız hareket etmesi sizi depresyona itiyor. Eşiniz hep bu noktada olacak. Size bir para veriyor, hallet diyor. Evet, yetişmiyor para. Siz de kendinizi farklı kurslar alarak, kendi el emeğiniz, acayip yaratıcı ruhunuzu keşfederek kendinize farklı noktalar itebilirsiniz. Özellikle değiştirmek istediğiniz koltuk takımınız, parkeleriniz ve yemek masanızla ilgili devamlı hayal evresindesiniz. Olacak, merak etmeyin. Bir de boşanma anlaşmasında ev krizi ya da araç krizi yaşayacak sevgili boşanma çiftlerimize sesleniyorum. Çocuklarınız bu konuda çok yıpranacak. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle genize takıntımız, sinüzit ve migren ağrılarımız bu dönem ve güneşle alakalı daha koruyucu cilt yapınızı korumanız lazım. Çünkü ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz cildinizle. Hoşça kalın, mutlu kalın, güzellik olsun. Sevgili yengeçler, yükselen ve ay burcu yengeç olan güzel ailem. Yorum yazmayı, kendinizle ilgili kendinizi ifade etmeniz, yakın bir dönemde de canlı yayın yapacağımız için kendinizle alakalı detayları yavaş yavaş canlı yayınlarda da yapacağız. Tabii ki ücretli olacak. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ücretli yatıranlara soru hakkı olacağı için o yüzden hazırlıklı olun. YouTube'da canlı yayın haftada 3 gün olacak diyorum. Ve sevgili yengeçler, biz iş dünyamızı, alanımızı, ruhumuzu iyileştirmek, içsel bedenimizi bu hafta bu konularda güzelliğiniz, farkında olmayarak güzel iletişimler, yapacağımız güzel diyaloglar bizim iş hayatımızda parlamamıza ve daha dikkat çekilerek yer belirsiz, yani yeriniz belirli ama bir kademe daha yukarı geçiş ya da bulunduğunuz, rahatsız olduğunuz insanlarla iş yapmak istemiyorsunuz ya, bu enerji sizi bu hafta destekliyor. O evreden, o enerjiden çıkıp daha iyi bir noktaya geçiş sağlayarak farklı alanlarda da başarınızı göstereceksiniz. Ve kendi işinizde küçük bir alanınız, yaptığınız ticari evrelerde de para gecikmeleri, para kaygıları yaşayabilirsiniz. Merak etmeyin, yavaş yavaş parça parça sistemler hesabınıza yatacak, korkmanıza gerek yok. Ödeme ve maddi bazı yaşadığınız zorluklar, hani toparlayamayacağım endişedesiniz. Haklısınız, evet, bu konularda biraz geçmişten kalan ödeme sistemleri, yorucu evreler sizi fazla yıprattı. Ama kazanç da yavaş yavaş Haziran 15'ten sonra size daha verimli. Yani biz bu haftayı böyle bir mantık kuralında stres yapmadan geçirmemiz lazım. Bu ara yeni iş değiştirenler için bulunduğunuz noktada başarı noktanız fazlasıyla
güzel ve ekip arkadaşınız ve kendinizi daha güzel ifade edeceğiniz noktalarda güzel kapılarınız olacak. Yeni iş başvurunuz olumsuz gördüyseniz olumlu haberler de alacaksınız. Unutmayın, devletle alakalı büyük kurumsal alanda çalışıyorsanız farklı seyahatler, yerleşim konularımız ve burada sorumluluklarınızın fazlasıyla yoğun ama güzel başarılar elde edeceksiniz. Şirketinizle alakalı birikmiş paralarla ilgili de bu dönem bir düzenleme söz konusu olacak. O hakları da alacak gözüküyorsunuz. Evet, çalışan çiftlerimizle ilgili özellikle eşinizin bu ara işi değiştirmek, yeni ticaret yapmak düşünceleri var, destekliyorsunuz. Sizin de bulunduğu özellikle finans, alım, satım işlerindeyseniz çok renkli bir hafta olacak. Ama ev içerisindeki yemek düzenimiz ve buraya bir yardımcı ya da aileden destek almanız lazım. Biraz dağınık bir ruhunuz var, odaklanamıyorsunuz diyorum ev düzeninize. Bir yenilenme dönemi. Sevgili gençler, eğitim konusunda güzel kapılar var. Biraz daha kendimizi bu haftaya, geçtiğimiz haftaya enerji olarak yüklenelim, eksikliklerimizi görelim. Başarı sizden yana. Rabbim kaleminize kalem suresi gibi aksın gitsin, aileniz sizinle, siz gururlanın diyorum. Evet, duygusal anlamda iş çevrenizde beğendiğiniz ya da iş alanında iş arkadaşlarınızla alakalı size haberler gelebilir. Bir göz önünde bulunduralım. Yenilik ve yeni evreler sizin için daha sağlı. Bitmiş bir ilişkinizi, umudunuzu kestiyseniz sürpriz bir şekilde mesajlaşma, görüşme, tekrar yemek yeme, sohbet etme enerjimiz var. Bu ara ciddi planlayan ve gelecek evresindeki süreçlerimizle alakalı hayat arkadaşımızla yurt dışı planıyla alakalı yol almak. Hemen burada bir düzen tutturup kişinin gidip sonra siz o düzene gideceksiniz ve güzel evreler yaşanacak gözüküyor. Aslında ilişkilerde göremediğimiz ve yıprandığımız konuların hani ilişki farkındalığına varacaksınız. Sizin kendinizin kıymetli ve değerli olduğunu, uzun süredir küs olduğunuz duygusal yönünüzü kalbinize açmayı gösterecek gökyüzü. Bu güzel açılan kalbi güzel bakarak, siz de aynı şekilde karşı tarafa bakarak şifalanacaksınız. Bu ara boşanma kararı içerisinde olanlar biraz daha sakin hareket edecekler. Ama sevgili ev hanımları, sizin kendi kardeşler, kuzenler arasında bazı krizler olabilir. Para tartışmaları mümkün olduğu kadar, o sinir atağınız geldiği vakit kimseyi görmüyorsunuz ya, daha yumuşak geçişler sağlamanız lazım. Bir de miras, geçmiş, dede köklerinizle alakalı noktalarda güzel gelişmeler olacak. Eşiniz zaten iş temposu yoğun, yorgun, devamlı koltuk modunda, zaten ilgisiz ama sizi kalben ve yürekten seviyor. Biraz ona masaj yapın, enerjisi değiştirsin, ona duygunuzu yansıtın. Bazen kadınlar da çok ketin oluyor. Ve bu ara bir güvensiz olan çiftler var. Aldatılıyorum, beni kesinlikle devamlı çevrim içi diyenler, herhangi bir yok. Kendiyle alakalı yaşadığı farklı projeleri var. Lütfen onun üstüne gereksizce suçlama yapmayın diyorum. Evet, burada taşınma, yenilik konularımızla ilgili mantıklı adımlar atacağız. Bir de sizin uzun süredir devletten beklediğiniz paranız ya da size gelmesini istediğiniz bir yerinizle ilgili parça paralarda annenize ya da anne kökünüzden gelecek noktalarda hayırlı bir şekilde hesabınıza yatacak diyorum. Sağlık olarak dişlerimizle alakalı hani diş sızıntıları olabilir, ağızda aflar ve aynı şekilde iç kulak iltihabımıza dikkat edeceğiz. Mutlu kalın efendim. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı lütfen, yorum, keşfet, ben size değer veriyorum. Siz de değerlisiniz, yazın en azından. Sevgili aslanlar, aşk hayatınızda ne diyelim, hani prangalar döner ya, güven, kırgınlık, bir barışıyoruz, bir küsüyoruz. Neyle ilişkide, neyle uğraştığınızı bir türlü çözemiyorsunuz ya, bu hafta bu konularımızla ilgili daha sakin kararlar vererek yol ayrımı ve gelecekle alakalı net yolumuzu bulacağız. O yüzden ilişkiyi kafanıza takmayın. Ya da ilişkiniz yoksa ve hala bu konuda yaralandığınız evreler varsa, aşk size o kadar güzel dokunacak ki, sevginin, kıymetin ne kadar güzel olduğunu bu hafta daha keşif noktasında tadacaksınız diyorum. İş konularımızla ilgili yaşadığımız karanlık gördüğünüz, belirsiz gördüğünüz perdeler kalkıyor.
masa değişiminiz, beklediğiniz iş haberleri çok hareketli olacak. Doğru seçim, doğru karar vermenizi istiyorum. Çünkü siz bu kadar mücadele ettiniz. Önünüzde projeleriniz, yaratıcı zekanız ve sosyal ağlar, farklı e-ticaretle ilgili yapacağınız başarılar da ayrı bir renk katacak sizin için. Kurumsal alanda beklediğimiz konum değişiminizle ilgili de üst düzey yöneticiniz ya da ekip arkadaşlarınızdan size gelecek güzel haberler size ayrı bir renk katacak. Ve iş büyük bir noktada, farklı bir alanda da beklediğiniz teklifle ilgili hem rütbe olarak hem para konusunda da gayet güzel anlaşmalara yol alacağınız gözüküyor. Son zamanlarda ev içinde, ev alanında çalışan sevgili aslanlar, dışarı dünya, dışarı iş hayatınız hareketli bir şekilde sizin evrenize geri dönüş yapacak. Evet, yurt dışı ile ilgili seyahatlerde herhangi bir kriz yok ama orada bazı anlaşmalar, yaşadığımız toplantılar sırasındaki krizleri doğru görmeniz lazım. Anlamsızca işiniz iptal olabilir ve rest çekilebilir. Aman dikkatli olun diyorum. Özellikle de iş mahkemeniz, işe iade konularımızla alakalı avukatınız size sürprizler ya da tekrar iş kapılarınızın size açılacağı uyarıyor. Güzel bir şey. Evet, bu ara kendi işinizle ilgili ufak tefek para kayıpları yaşamış olabilir. Çarşambadan sonra iş hayatımıza daha hızlı paraların geçiş evresi. Uzun süredir yönetici figürü olan insanlarla sert düşmelerinizde daha stabil evreye doğru hareket edecek. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin devamlı seyahat etmesi, evde kendinizi çok fazla yalnız hissediyorsunuz. Eşiniz artık biraz daha evde çalışarak, siz dışarıda işler yaparak bu dengeyi sağlayacaksınız. Ve şöyle bir şey var, bu ara kıskanç ruhunuz, paranoyak ruhunuz çok ön planda olacak. Küçük küçük hediyeler, sürpriz değişimler size iyi gelecek. Uzun süredir arabanızı değiştirmek istiyordunuz. Ortak kararla araç değişiminizde ya da ev değişiminiz, anahtar değişiminiz var. Doğru bir noktadasınız. Çocuk ya da çocuklarınızla ilgili yaşadığınız krizler yavaşlıyor. Onların ergen ya da hani bebeklikten çocukluğa geçme kaosları yavaş yavaş kendilerini daha ispatlayacaklar. Aynı şekilde uzun süre ilişkiler için güzel şeyler. Eski ilişkinizin hareket etmesi, bu ara duygu yönünüzün hani kısmetsizim, görmüyor beni kimse, sanki ben yokmuşum gibi bakılıyorum diyen sevgili aslan ve yükselen aslanlar için ve ay aslanlar için. Evet, size gökyüzü bu konuda artık görünür enerjinizin size verileceği ve artık aşkla ilgili şifalarını. Ya bu illa birinin hani bir ilişki olarak düşünmeyin. Kendinizi sevgisiz hissediyor olabilirsiniz. Aile bağlarınızla ilgili güven evreniz, yaşadığınız mutsuzluklarla artık sizi gökyüzü destekliyor. Yani sen artık bul, bu çözüm artık senin ruhunda zararsız olacak diyor. O yüzden fazla gözünüzde büyüttüğünüz duygusal noktaları akışa bırakın. Her şey yolunda. Bu ara söz ve nişan takanlar, eşiniz, ailenizin baskı yönünden kaynaklı hayat arkadaşınızı yıpratıyor olabilirsiniz. Daha sakin adımlar atmanız lazım. Evet, bir de şöyle bir şey, bir baş başa tatil planı olanlar da gideceğimiz yerde gereksiz kavgalar biraz küs ve tatili kötü geçirebilir. Mümkün olduğu kadar birbirinizi doğru dengede görmeniz lazım. Birbirinizi idare etmeyi öğrenmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, yorucu değil, güzel, keyifli bir hafta olacak. Daha çok hafta sonu böyle gezmek, yemek yemek, dışarıda sohbet etmek, piknik gibi enerjilerimiz daha yoğun olacak. Bu da sizin uzun süredir böyle ruhunuza iyi gelecek enerjileri gösteriyor ama eşinizin ailesi sizin hayatınızı bir rahat bırakmıyor ki. Tam mutlu olacaksınız birinin derdi, tam bir şey alacağız ötekinin sıkıntısı, hep sizin evinizde yarımlıklar kalıyor ya, artık bunlar toparlanacak ve eşinizin size güzel bir hediyesi var ve aynı şekilde de uzun süredir yatağınızı, yatakla ilgili bazanız ya da eşya düzenlemesi dediğimiz noktaları toparlayacağız. Yeni evlenme planı içerisinde olan çiftlerde Haziran'ın sonuna doğru evlenmiş düzeniniz hayırlı olmuş olacak.
Aynı şekilde bu ara çocuk terapisti ya da çocuk tedavisi konularımızla ilgili de gökyüzü sizi bu konuda çok güzel destekliyor. Şimdiden bebeğiniz ya da kararınız neyse olumlu diyorum. Sağlık olarak gözyaşı sıkıntımız, göz alerjimiz, yani mesela gözyaşımız bitmiş olabilir, göz kaşıntımız, alerjimizle alakalı noktalara dikkat edeceğiz ve şiddetli boyun fıtığımız bizi rahatsız edebilir. Doğru egzersiz ya da doğru bir doktorla bunu çözmemiz lazım. Sevgiyle kalın. Sevgili Başak ve yükselen Ay burcu, sevgili takipçilerim, güzel Başaklar, burada mısınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl hayat? Güzelliklerle dolsun hayatımız. Ne bileyim, yazımız tatlı geçsin, hayatımız umutlu geçsin diyorum. Evet, sorunlu olan konularımızı çözüme, yani iş yerinde çözüme ulaştırmak istediğiniz ve bu konularla ilgili mücadele ettiğiniz hak, hukuk, ruhunuzdaki emek verdiğiniz şeyler için çok doğru konuşma yaparak, çok doğru ifade ederek, kendinizi doğru savunarak yavaş yavaş yerimizi ve alanımızdaki gücümüzü ön plana koyacağız. Burada da ayrı bir gülümseme var sizin için. Ve devletle alakalı bazı yasal sorunlarımız, çözemediğimiz iş, evrak, aile içerisindeki mahkemeler, cezaevi konuları, ceza konularla alakalı artık bir düzene oluşmanız gerektiğini de biliyor aileniz ve bu düzeni de çözeceksiniz. Kurumsal alanla ilgili çalışanlar, bu ara hesaplar, toplantılar, evraklar, koşturmalar, mailler, yani şöyle söyleyeceğim, birçok işi aynı anda götürmenizin haftası olacak. Hem yorucu hem başarılı. Aynı şekilde yer değişimler, yenilikler ile ilgili de fırsatlar kovalıyorsunuz. Bu fırsatlar size özellikle 18 Haziran'dan sonra daha verimli, daha güzellikler getirecek. Şimdiden bu planlamayı doğru yapmanız gerekiyor ki o hedef, o kurduğunuz nokta, o çözüm istediğiniz evrenin ışıkları sizin evrenizde. Aile, kendi işiniz, alanınızla alakalı hem renklilik, hem yeni çevre, hem yeni oluşturduğunuz insanlarla büyüyerek kendi enerjimizde mutluluk yaratacak gözüküyoruz. Hatta farklı alanlarda da organizasyonlar, proje çalışmaları, yapacağımız konuşmalar ve anlaşmalar hem kazancınıza hem de işiniz ve bulunduğunuz kendinize ait alanda güzel kazançlar sağlayacaksınız. Kurumsaldan devletle alakalı geçişler yapmak isteyenler için de ayrı bir enerji var. Böyle haklarımız var. Değerlendirmek istiyorsanız özellikle konsolosluk, belediyeler, bu tarz kapılar ya da devletle ilgili mülakat, devlet kapılarınızla alakalı beklediğiniz sonuç alma dediğimiz evreler sizin için hayırlı olacak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle ilgili sizin işten çıkartılmayla ilgili yasal bir ya da haksız duruma düşürecek insanlarla yasal problemlerimiz oluşacak. Bunları başaracaksınız. Kimseyle kavga etmeyin. Hatta niye bakıyorsun bile demeyin. Gereksiz karakol, yasal evrelerimiz olabilir. Kimseyle tartışmanızı istemiyorum. Hayırlı değil. Aile içerisinde küçük bir yer açmak isteyenler için çok doğru ve hayırlı. Haydi hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftlerle alakalı eşinizin seyahatleri olabilir. Sizin de seyahatlerinizle alakalı aynı noktada flört edebilirsiniz. Planlama aynı noktaya doğru yakın bir evrede olacaksınız. İyi geçecek olarak gözüküyor. Yalnız şöyle bir şey, hem sizin hem eşinizin miraslı konularını hep ertelendiği için şu daracık evden çıkıp daha ferah bahçeli bir yere geçmek istiyorsunuz. Biraz daha bunun için Eylül-Ekim'e ihtiyacınız var. Şu an yerinizi idare edin. Gereksiz zaten kiralar uçta gitti. Hayat çok pahalı. Durun durduğunuz noktada diyorum. Aşk konusunda krizler, tartışmalar, kavgalar, tatlı gülümsep. Hani kavga ettik ya, 10 dakika sonra kahkahayla birbirimizle barışacağız. İlişki bitti diyeceğiz, yüzüğü çıkartacağız, tekrar birbirimizle barışacağız. Böyle bir garipsi bir hafta. Bunu da siz yapacaksınız. Karşı tarafı sinirlendirip sonra özür dileyeceksiniz. Buna gerek yok diyorum. Yeni ilişki yaşayanlar doğru sevgiye, kavuşmaya doğru gidiyorsunuz ama burada en önemli şey uzun süredir rahatsız olduğunuz ve kurtulmaya çalıştığınız kişi size sıkıntı yaratabilir. Mümkün olduğu kadar ailenize, çevrenize, inandığınız insanlara bu konuda destek
almanız gerektiğini söylüyorum. Eğitim konusunda üniversite ya da lise öğrencilerimiz ya da gençlerimiz varsa başarı sizinle. Mümkün olduğu kadar heyecan yapmamanız gerekiyor. Biraz daha heyecan yaptığınız ve yapamadım dediğimiz noktaları bir gözden geçirelim. Uğurlu bir dönem. Sevgili ev hanımları, mal sahibiniz ya da kendi kiracınızı çıkartmak istediğiniz konularla ilgili bayağı bir harala gürele sorunlarımız olabilir. Bu evimizin gündem konusu olacak. Özellikle araç konusuyla ilgili de burada yeni araç alırken bazı krizler, yanlışlar yapabilir. Elimizdeki paramız da gidebilir. Dikkatli anlaşmalar olsun. Hayal ettiğiniz ve gitmek istediğiniz bazı yolculuklar hem kocanızla hem sizin aranızda daha ılımlı noktada. Boşanma fikri olanlarda da sanki her iki tarafta ağzını kapatmış, her iki tarafta birbirinden bekliyor. İyi bir ilişki terapisti, korkularınız var, bunu yenmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, değişim dönüşüme çok ihtiyacınız var. Çünkü hayat arkadaşınızın sizinle ilgili bir gelecek, evet, yaptım, ettim ama hep aynı döngüdesiniz. Biraz daha kendinizi örgü örerek, yani sosyal ağlar, farklı eğitimler alarak elinize bir beceri ve zaten el yemek yapma özelliğine sahipsiniz. Sayfanızdan küçük küçük tanıtımlarla başlarsınız. Sizin de ekstra kazancınız olmasını temenni ediyorum. Çünkü ev düzenimizde ekonomik bazı krizlerde yetmediği gözüküyor. Ev kalabalıklığı var, artık kimse yetemiyor gözüküyor. O yüzden siz de becerilerinizi ön plana atın diyorum. Sağlık olarak özellikle ayak batık tırnaklarımız, ayak mantarlarımıza dikkat etmemiz lazım. Sağlık problemi gözüküyor bu konularda. Sevgili teraziler, yükselen ve ay burcunuzu dinleyerek neler olabileceğini daha rahat üçgen şeklinde dinlerseniz daha sağlıklı olur. Evet, dinleyenler ben dinledim deyip yazmanızı ve kanalı büyütmemize yardımcı olacağınızı eminim yani. Biz aileysek, hani ben sizi yapıyorsam siz de bana böyle bir destek yapıyorsunuz canlarım. Evet, aile hayatımızla yenilenme, iş hayatımızda beklediğimiz yenilikler ve bazı bağlar kurarak istediğimiz kapılarla ilgili noktada görüşmeler sağlanacak. Yani arkanızda destekleyici insanlar olacak ve bu destekleyici insanlarla doğru iş kapımız, doğru hayat ve uzun süredir işsizseniz bu konuda çok şanslı olacağınız ve destekleyecek. O yüzden dinleyin onları, ona göre hareket edin diyorum. Ama bulunduğunuz iş ortamında da sizi olumsuz etkileyecek insanlar, çabuk enerjiniz düşüyor, çabuk psikolojiniz yıpratıyor. Evet, çok fazla enerji çekiyorsunuz. Bırakın kıskansınlar, ne halleri varsa görsün, siz başarılısınız. Ne onlara takıyorsunuz, onlar kendilerine taksın çünkü orada bazı karışıklıklar var. Hani sizin çıkmanızı beklerken pat onlar çıkacak, kimseye takmayın. Enerjiyi de dağıtın onların üzerine, kendiniz güzel bir kahve içerek haftayı keyifle tadın diyorum. Kurumsal alanda da çok hareketli diyaloglar, CEO'nuz değişebilir, yöneticiniz değişebilir, ani değişiklikler size farklı kapılarda yaratabilir. Gözünüzü dört açmanızı istiyorum. Devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz noktada bazı yöneticilerinin sizin üzerinize baskı yaptığı, mobbing uyguladığı konular var. O yüzden yer değiştirme cesaretiniz yok. Bu konuda da çok güzel bir kadından alacağınız tek de destek yöneticinizden kurtulmanıza sebep. Devletle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz konularda da bazı şans kapılarımız var, değerlendirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde kendi işinizi yapıyorsanız, burada yenilik, yenilenme istediğiniz noktalarda siz fazlasıyla istekli, fazlasıyla başarılısınız. Yap çünkü sen bu konuda başarılısın. Yap çünkü sen bu konuda kendi liderliğini. Yap çünkü sen bu işi çok güzel yapıyorsun ve buraya renk katarak daha farklı insanlar, tanıtım, sosyal ağlar ya da çok ciddi promosyonlar, sistemler kurarak işinizi büyüteceksiniz basamak basamak. Bazı teraziler yurt dışına yerleşme içerisindesiniz. Bu fırsatlarla ilgili bağlar güçlü olacak ve bu dengeleri kapılarınız fırsat olarak yakalanacak. Yani fırsat yakalayacaksınız bu konularınızla alakalı noktada. Şirketinizin ya da bulunduğunuz yurt dışı bağlantılı şirketler sizi farklı noktalara görevlendirecek. Bu da sizin için hani uzun süredir aynı noktadaydım, gayet güzel renk katacak diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı da özellikle iş yerinizdeki taşınma, yeni yere geçme, hani dosyalar, yeni oluşumlar sizi fazlasıyla yorabilir. Evde kriz yok,
Evde sadece değişmesi gereken nokta, sizin uzun süredir koltuklarınız çok eskimiş de bunları değiştirmek istiyorsunuz. Şimdiden bakmaya başladınız, güzel koltuk takımlarınız olsun efendim. Aynı şekilde duygusal yönümüzle alakalı belirsiz, hani muallakta olan, cevapsız ve cevap almak istiyorum. Yani ben insanım ve artık bu konuda ben haklıyım ama karşı taraf kendini bağıra bağıra haklı gösterdi diyorsunuz ya. Bu konuda da gerçekten o içinizdeki her şeyi karşı tarafa böyle kusarak anlatacaksınız. O da sizi acayip gülümsetecek. Yeni ilişkiler, yeni çevre, yeni oluşumlar size ayrı bir duygusal yönünüzü keşfettirecek. Biraz daha güzel çevrelerde bulunarak ve özellikle arkadaş çevrenizi artık tamamıyla değiştirmeniz lazım. Sizin enerjinize, sizin ruhunuza, onların kapres yönleri sizi fazlasıyla yıpratıyor. Yeni çevre, yenilik. Sevgili gençler, aşk konusunda da yenilik istiyorsanız gözünüzü dört açın. Siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Bu ara şöyle bir ruhunuz olabilir. Hani ben çok güzelim. Ama yan yağlarınız var. Ben çok güzelim. Biraz poponuz geniş. Ben çok güzelim. Vücut kaslarınız sıkışmaya ihtiyacı var. O yüzden güzelliği güzelsiniz. Ama vücudu da güzelleştirmek lazım. Evlenme teklifi düşüncesi biraz gecikebilir. Ailelerin ve sizin de ailenizde ekonomik krizlerden kaynaklı belli gecikmeler söz konusu olsa da bu evlilik bu yıl olacak. Merak etmeyin, korkmayın diyorum. Bir de sevgili gençler, eğitim konusunda biraz daha odaklanma. Yani heyecan var, korkularınız var ve bu ülkedeki eğitim konusuyla ilgili devlete girmek istiyorsunuz, parasal evrede. Gerçekten devlet kapınız açık, korkmayın. Sevgili çalışan değil de sevgili ev hanımları. Bu ara hani kısır günümüz, gün günümüz, o koştur, bu koştur, altın günleri olur ya. Maşallah pabuç pabuç her yeri gezeceğiz ve güzel bir enerjiyle gezeceğiz. Yeni çevre, yeni oluşum size ayrı bir güzellik. Evde iş yapan ev hanımları ile ilgili kazancınız daha yükselecek, korkmayın diyorum. Eşinizi zaten eşinizle aranızda bir kriz yok. Ekonomik güçler, bu evin değişmesi ve binanızın altyapısının güvensizliğinden kaynaklı kiraya da çıkamıyorsunuz. Böyle bir karışık bir dönemdesiniz. Ama büyük bir destek ve beklediğiniz bir para var. Biraz daha sabırlı olun, evinizi alacaksınız diyorum. Boşanma, çok ciddi mal kargaşası olan teraziler. Yani burada biri yok olacak, öyle boşanırsınız. Bu boşanma gerçekleşmeyecek. Bir de anlaşmalı boşanmalarda da kadınlardan para istiyorsun galiba. Yani eşiniz kadınından para istiyor. Vallahi o kadın o parayı verecek. Demek ki burada bazı karışıklıklar var. Aile duymasın diyerek yaptığınız. Ben olsam mücadele ederdim. Yani çünkü duygusal hata bazen boşlukları. Çünkü eşler kadınlarını yanlış ayırtabilir. Çünkü sevgi ve şefkat göstermediğiniz her kadın yalnızlığa ve boşluğa düşebilir sevgili takipçilerim. Aynı şekilde erkeklerimiz de boşluğa düşer. Her zaman ilişkiyi kaliteli, heyecanlı tutmamız lazım. Sağlık olarak varis, ayak ağrılarımız ve aile büyüklerimizde şeker ve diz kapak krizleri olabilir. Platin konularımıza, aile büyüklerimize dikkat edilmesini istiyorum. Sevgi güneş sizinle olsun. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olanlar. Bol yorum istiyorum. Güzel şey için istiyorum. Çünkü canlı yayın programı yapacağım kanalımda. Herkese haber vereyim. Tarihi ve alanı Instagram sayfamda paylaşacağım. Evet, para harcamalarınız, para konularınız, parayla ilgili birikim, borsa, dijital alanlar, bu tarz noktalarda alım satım konularında bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Daha temkinli, parasal evremizle ilgili planladığınız ya da parasızsanız bile gereksiz alışveriş yaparak daha mağduriyete, kendinizi mağduriyete itebilirsiniz. Daha dikkatli olun para konularınızla. Anlamsız para harcamayın. Biraz daha para cebinizde olması ya da kenarınızda olması gerekiyor. Borsa, dijital alanlarda daha dikkatli olmanız lazım. Evet, iş konularımızla ilgili noktada inanılmaz bir, hani iş yerinin değil de işin yoğunluğu sizi strese sokabilir. Ama başarısız hiç kimse yok. Bulunduğunuz ekip gayet güçlü. Güvendiğimiz insanlar, patronlarımız, yöneticilerimiz gayet keyifle süreçlerde bize destekliyor.
bulunduğunuz noktada her şey yolunda olacak. Özellikle de şirketinizin yurt dışı bağlantıları yapılacak, projeler gidecek, mallarınızla ilgili de gayet rahat bir şekilde işleriniz yoluna girecek. Bu ara bağımlılıklara merakımız olabilir, mutsuzluktan. Hani kullandığımız maddeler biraz bizim vücut enerjimizi yıpratabilir. O yüzden psikolojik destek almanızı da öneriyorum çalışan insanlar için diyorum. Çünkü biraz daha kafa dağınıklığınız oluşmaya başlamış. İşte başarım ama özel hayatta böyle bir karmaşa ve gereksiz mutsuzluktan paralar harcıyor gözüküyorsunuz. Devletli ve bağlantılı alanda çalışanlar için stabil bir hafta olacak. Evet, yönetici ya da siz de gergin olsanız atışmalı konuşmalar, gerginlikler ama kimse kimseye zarar vermeyecek bir noktada olacak. Tayininiz ya da gitmeniz gereken yolculukta bir kriz yok. Endişe etmenize gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız da biraz daha plan yapmanız lazım. Ben yaparım, ben ederim diye kendi ekonomi iş hayatınızı sistemsiz yürütmeye başladınız. Artık bununla ilgili destek alacaksanız alın. Oraya yönetici koyacaksanız koymanız lazım. Yoksa emeğiniz ziyan olabilir diyorum. Devretmeye çalıştığınız ya da elden çıkartmaya çalıştığınız bir iş konumunuz varsa da bunu çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Endişe etmeyin. Çalışan çiftlerimizle alakalı gerçekten güzel bir hafta. Güzel seyahatler, hafta içi olsun, hafta sonu hep dışarıda sohbet ederek ilişkiyi daha renk katacağız. Hatta çocuğumuzun çocukluk evresindeki dengelerde bir pedagog yardımcı olacak bir evre var. Hatta şöyle ailenizde de çok güzel bir destekle birlikte bu krizi doğru şekilde yöneteceksiniz diyorum. Yalnız yeni evlenen çiftler ve hani 2 yıllık çocuksuz olan çiftlerde aileler size çok karşı olabilir. Bu aile sorununu çözmeniz lazım. Yoksa boşanmanıza sebep olabilir diyorum. Evet, eğitim konusunda üniversite ya da lise öğrenci ya da sevgili gençlerim, güzel ailem, güzel canlarım, güzel çocuklarım, siz başarılısınız, korkmayın. İstediğiniz yurt dışı da var, istediğiniz şehir dışı da var. Başaracaksınız, istediğiniz yerde kazanacaksınız. Daha böyle nefes alın, enerjinizi yüksek tutun, yüzmeye gidin, dağılsın diyorum. Aşk konusunda da ani konuşmalar, yıkıcı, yıpratıcı konuşmalar ilişkide belli aralara girmemize, belli küskünlükler yaratabilir. Doğru konuşmanız lazım. Ara verdiğiniz ilişkiyle tekrar barışma evresi var. Sözlü ya da nişanlısınız, bu ilişkiyle ilgili aileler, anneniz, onun annesi çok büyük destek olarak hızlı bir şekilde yuvanıza, ev hayatınıza kurmanız gereken evreye de yardımcı olacak. Korkmanıza gerek yok. Bitmiş bir ilişki beklentisindeyseniz ondan var o cevap. Haddini bildir. Eğer ki erkek bekliyorsa, evet, o kızdan sana haber var, haddini bildir. Kadın bekliyorsa haddini bildirme. İki tarafında birbirinin haddini bildirme dönemi. Bilginiz olsun. Evde altınınız, paranız çalınabilir. Ev noktamızı kontrol edelim. Kredi kartınız kopyalanabilir. Bir şeyler olabilir. Aman dikkat. Sevgili ev hanımları, bu hafta en huzurlu olacağınız hafta. Biraz daha hani yazlık, kışlık, hani yorganlar, perdeler, her şey yeniden renkleniyor ya. Hayırlı ve uğurlu olsun. Artık eşiniz de kafaya takmıyorsunuz. Çünkü çocuklarınızın size çok büyük bir desteği ve eşinizin hani duygusal yanlığınızı çocuklarınızla doyurmuş olarak gözüküyorsun. Boşanma kararı içerisinde olanlar tekrar bir şans evresindesiniz. Ama hukuki, yasal devam eden boşanma evrelerinde lütfen o ev, o kadının hakkı, burada çocuklar var. Rica ediyorum, paraya takmayın. O çocukların üzerine geçirin. Çocuklar büyüyene kadar o evde o kadıncağız kalsın, mağdur etmeyin. O çocuklar sizin soyadınızı taşıyacak, bilginiz olsun. Aynı şekilde sürpriz evlilik kararı verenlere ya anneanne ya babaanne ya dede oluyorsunuz, bilginiz olsun. Hemen onları evlendirin, sıkıntı var burada. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada da şöyle söyleyeceğim. Hani dalak, böbrek ve dalak, böbrek, bir de apandisle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili yaylar, ama bu hafta var ya sevgili takipçilerim, güzel yaylarım. Hani sağlık pimpiriklik olur ya, grip olursun. Ay benmişim.
başın ağrır, ay bir saçın dökülür, hücrelerimde bir şey var mı diyeceğimiz böyle abuk bubuk hareketler içerisinde olsun. Hiçbir şey sağlığınızda sorun yok. Strese dayalı ve gerginliğe dayalı sıkıntılarınız olabilir. Biraz hani temiz hava alarak, doğru yürüyüşler yaparak, enerjinizi pozitif pozitif yaparak bunları iyileştirin. Hatta ritüeller yapabilirsiniz. Namaz kılabilirsiniz, dua okuyabilirsiniz. Ya inancınız neyse tabii ki kiliseye gidebilirsiniz. İnanç duyduğunuz noktayla ilgili Rabbimle buluşabilirsiniz. Bu size iyi gelecek diyorum. Aynı şekilde iş hayatımızın çok yorucu, iletişim, koşturma, tempo, belirsizlik, şirketinizin batacak mı, batmayacak mı karmaşalarıyla alakalı da fazlasıyla endişe olduğu için doğru nefes, doğru terapi istiyorum. Özellikle de yeni işe başladıysanız bulunduğunuz insanlara güven probleminiz olabilir, kendinizi yanlış ifade ediyor olabilir, alışmakta zorluk çekebilirsiniz. Orası çok eğlenceli bir yer. Nefes al, işine odaklan. Yeni bir alana sabit küçücük bir yerde çalışıyorsanız yerinizle ilgili sürprizler, yeni insanlar gelerek oradaki yalnızlığınız da bitecek. Ama yalnız yurt dışı işleriyle alakalı bağlantılarınız ve o alanda yoğun bir tempodaysanız vay haline. Yani inanın böyle gece yarılarına kadar çok yoğun bir tempo bitirilmesi gereken projeler, yeni yapacağınız büyük projelerle ilgili hem başarılı hem yorucu hem de güzel kazançlar sağlayacaksınız. Evet, bu başarınızı tüm çevreniz sizi kutlayacak gözüküyor. Özellikle de bulunduğunuz noktayı terk etmek, yeni işe başlamak isteyenler için yap zaten. 1,5 yıldır ya da 1 aydır aynı konuyu konuşuyorsun. Sen de kurtul. Gökyüzü de senden kurtulsun. Git değiştir gözünü karart diyorum. Bu ara farklı alanlarda eğitim almak ve işinizle alakalı farklı noktalarda büyümek istiyorsanız bu eğitimler sizin için gerçekten doğru. Yapmanız gerekiyor ve daha büyük başarılar size aydınlık yaratır. Hukuki evrede ya da devletle bağlantılı süreçte bazı projelerde kopukluklar yaşayabilirsiniz. Anlaştığınız insanlar farklı insanlarla anlaşabilir. İletişimde ne sorun var? Şimdiden bunu çözmeniz lazım. Müşteri ya da danışan ya da İş yerinizde bazı parasal gerilemeler olabilir. Daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara yurt dışına yerleşmek ya da bu konularla ilgili özellikle Temmuz ayına kadar bu altyapıyla ilgili projelerimizi tamamlayacağız. Sonrasında bu kapıları daha güzel bir şekilde ve yolculuklarınız doğru şekilde hani işle alakalı beklediğiniz yurt dışı evrağınız elinizde olacak. Yalnız uzun süredir unuttuğunuz bir telefon borcunuz, araç borcunuz, vergi borcunuz varsa daha devam eden af var. Mümkün olduğu kadar ileride bu konular sıkıntı yaratabilir diyorum. Çalışan çiftlerimiz ev yeniliyorlar, işte gayet stabiller ve güzel bir noktada da yeni şeyler almaya, elektronik eşyalar değişimi var. Bir sıkıntı görmüyorum. Sevgili gençler, hazır mısınız hayata? Hazır mısınız sınavlarınıza? Ben sizinle ilgili korkum yok, duam sizinle. Şifalı enerjiniz olsun. Haftaya tekrar bu enerjileri uyaracağım size. Rabbim ayağınıza taş değdirmeden kaleminiz kalem suresi gibi aksın çocuklarım diyorum. Bu ülke bu nesillere ihtiyacı var. Aşk konusunda da kalbiniz kıpır kıpır çok heyecanlı. O düşündüğünüz kişi sanki sizinle karşılıklı flört ediyor gibi bir türlü konuşamıyorsunuz ama bakışmalar sizi mutlu ediyor olabilir. Git konuş be. Ne böyle saçmalık? 15 yaşında mısınız? Gidin konuşun. Evet, 15 yaşında 20 yaşındaki gençlerimiz zaten direkt konuşuyorlar. Onların özgüvenleri tavan olduğu için. Lütfen ya bir cesaret et. Boşuna sana bakmıyor olabilir. Yanındaki arkadaşına bakıyor olabilir. Yani onun seninle belki bağlantısı olmayabilir. Sen boşuna hayal dünyasına girmiş olabilirsin. Bunu çöz. Yeni yani ilişkiniz uzun süredir ama yeni ciddiyet kararı alanlarda da yüzük bakma, nerede oturacağız, ne yapacağız kararları içerisinde olacağım. Eski ilişkinizin geri gelmesiyle alakalı da zaten istemiyorsun ki. Zaten artık bıkmıştın ondan. Zaten ilişki istemeyen yaylara bu hafta enteresan tanışmalar olacak. Hani ben ilişki nedir, el ele tutuşma nedir, sinemaya yemek nedir unuttum diyenler için sürpriz enerjiler var. Unutmayın, tekrar hatırlanacağınız bir noktadasınız. Yalnız şöyle söyleyeceğim, aile büyüklerimizin hani operasyon, kalp damar problemleri, bu tarz operasyonlar olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Aile büyüklerimizi bir check-up moduna kitleyin bu hafta.
hemen gitsinler. Aynı şekilde sevgili ev hanımları, diz kapak, kalça probleminiz olabilir, yerleri silmekten biraz daha vücudumuzu eğilerek değil, viladalar var. Allah aşkına gidin o viladalarının, ileride yaşlılıkta bu beliniz, diz sıvılarınız tükenebilir. Evet, eşinizle ilgili çözemediğiniz konularda daha sıcak gelişmeler var. Çocuklarınız ve siz daha mutlu enerji içerisindesiniz. Aynı şekilde çocuklarınızın kariyer hayatı ile ilgili de destekleyici ve onlara daha mantıklı kararlar verir. Ama hani mesela 5. katta oturuyorsak 2. kata taşınma, 2. katta oturuyorsanız 11. kata taşınma ve satmaya çalıştığınız bazı noktalarınız var. Bunları da gayet sağlıklı bir şekilde çözeceksiniz. İyi şeyler olacak. Boşanma fikri olanlar ve yurt dışına yerleşmek evresindeyseniz de, dediğim gibi oluşum, boşanma fikrinde de eşiniz sizi aldatmış olabilir. Elinizde kanıtınız var. Bunu doğru değerlendirin ki haklarınızı doğru alın. Çünkü siz bunu hak etmiyordunuz. Evet, sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada egzamalarımız, saç egzaması, vücut egzamamız ve sedef problemimiz olabilir. Dikkatli olun. Sevgili oğlaklar, ne diyeyim? Vallahi sevgili oğlaklar, Satürn gezegeniniz Kova'da 0:41'de, yani gece 5 Haziran'da geri hareketine, yani sizin evinize doğru geçişine sağlayacak ama daha affedersiniz ya. Affedersiniz gerçekten. Neyse. Şöyle söylüyorum. Artık ben burada yaşamak istemiyorum. Hayatımla ilgili radikal karardayım. Ne olursa olsun gideceğim diyenler için bu şans kapılarınız fazlasıyla var. Bu fırsatlarınız var. Genç olabilir, yaşlı olabilirsiniz, orta genç olabilirsiniz, 80 yaşında olabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Burada birçok imkanınız ve çok güzel kapılarınız olacak. Bunları değerlendireceksiniz ve kendi isteğinizle, kendi ruhunuzla yolunuz aydınlık olsun diyorum. Gelecek planlarımızı farklı alanlara doğru gideceğiz. İlahi yurt dışı değil. Belki yaşadığınız şehir sizi bunaltıyordur. Kasabaya taşınabilirsiniz. Yaşadığınız yer küçüktür. Daha büyük bir alana geçmek istiyor olabilirsiniz. Yani gelecekle alakalı yaşayacağımız, planlayacağımız doğru noktayı bulacaksınız. Ve iş gereği gideceğiniz yerde de çok uzun soluklu kalacağınız için bu dönem artık sizin nerede yaşam kalitenizi gösterecek. Yani başvurularınız olumlu, olumsuz bir enerji içerisinde değilsiniz. Kurumsal ya da devlette çalıştığınız noktada yönetici çevreniz sizin kararsız kararlarınızda bir türlü ortak noktayı bulamadığınız için her gün aynı konular, aynı stres, aynı evredesiniz. Onun üstü artık, yani patronlarınız ya da yurt dışı bağlantılı patronlarınız, dışarıdan gelecek bir insanla bulunduğunuz şirkete ayrı bir kural ve hani şey vardır ya, disiplin, o disiplini daha net göreceksiniz ve kaygı ve endişe olabilir. Şirketiniz satılabilir, başka bir insanlar gelebilir, hani işten çıkartılacak mıydı korkularınız olabilir. Haklarınızı alarak istediğiniz kapınız var, endişe etmenize gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız da ortaklı konular, ortaklı süreçlerde ciddi haklar gündemimiz olabilir. Ve bu haklarla ilgili bazı hani indirgen konuları olabilir. Kasanızı, cironuzu, ortaklarınızı, çalışanlarınızı kontrol etmenizi öneriyorum. Çünkü burada ciddi kendi emeğinizin kaybı var. Ve yeni iş kurmak ya da iş beklentisi olanlar için de güzel yakın çevre ya da yakın kuzeninizle, kardeşinizle yapacağınız işler ya da kardeşinizin desteğiyle geçeceğiniz iş kapılarınızda olumsuz bir nokta yok. Ama iş mahkemeniz, hacizlik konularla alakalı devam edecek yasal süreçler 2024'ten önce bitmez. Rahat olun. Başınıza da bir şey gelmez. Bunların hepsini çözeceksiniz. Ama ceza ve ya da ceza konusu olanlar için de bazı süreçlerde bazı haklar oluşacak. Belki özgürlüğüne kavuşabilir kimi bekliyorsanız ve onun nefesini hani uzak telefonda değil de sarılarak çözümleneceğiniz gözüküyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz işi bırakmayı düşünüyor. Evde çocuklar, evde farklı işler, kendi işini yapmak istiyor. Destekliyorsunuz. Sizin de kendi işinizle ilgili daha büyük bir projede yer alma, hem maaşınız hem paranızla alakalı noktada da olumlu çözüm.
Yalnız binanızdan mı, çevredeki yaşadığınız alandan mı ya da bir şey var bulunduğunuzu, bir koku mu rahatsız ediyor bilmiyorum ama eviniz güzel ya, camları açın. Yani belediyeyi çağırın, evinize taşımayın diyorum. Aynı şekilde ilişkilerde arada mesafeler olabilir, özlemler olabilir, onu çok özlüyor olabilirsiniz. Bu dönem karşılaşmalar, görüşmeler, planladığımız noktada buluşmalarımız var. Orada güzel geçecek evrede, düğün tarihimiz, evliliğin ya da evliyseniz orada çocuk enerjisine girme heyecanınız olabilir. Eski ilişkiniz sizi çok özlüyor, geri dönmek istiyor, cesareti. İstersen ne yapıyorsun diye bir ara bakalım. Ne hareket sağlayacak? Hiç ilişkisi olmayanlar bu hafta daha dingin bir şekilde kendinizi dinlendireceksiniz. Yakın çevreyle gideceğimiz yolculuklar, yurt dışı seyahatleri size ya da gideceğiniz yolda kendinizi şifalandırıp geleceksiniz. Sevgili oğlaklar, deniz yoksa dereye ayağınızı, deniz varsa denize vücudunuzu sokun. Ya kırsal bir noktadaysanız kaya tuzu ve sirkeyle bütün vücudunuzu böyle bir temizleyin. Enerjiniz, auranız değişsin. Korku, paniği, endişelenme, hayatla parasız kalacağım endişeleriniz çok fazla var. Bunları çözmeniz lazım. Sevgili gençler, Alman motoru gibisiniz. Çalışın, kazanacaksınız diyorum. Boşanma fikri olanlarda bir durağanlık evresi. İlişkide tartışma yaşayan çiftlerde biraz daha çevrenin desteğiyle birlikte aradaki bağda toparlanma var. Ama biri evinin eşyasını toplamış gitmiş olanlar bir daha o eve geri dönmeyecek. Herkes haddini bilsin. Ben mutlu olmak için geldim. Nefes almaya ihtiyacım var diyenler için de zaten valizi aldınız gittiniz. Evet, evde yenilik yapmak isteyenler için camlarınız, pimapen olabilir ya da panjur yaptırabilirsiniz böyle yenilikler. Ve evin kapılarında bazı dış kapı ve iç kapılarda krizler var. Bunları değiştirme kararı içerisindesiniz. Şüpheci oğlaklar, bu ara kafanız çok çalışıyor. İstediğiniz o mesajı alıp kurtulmak isteyenler var ya, o mesajı bulmaya o mesaj sizin elinizde. Bunu fırsata çevirmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle bu ara saç ektirmek, estetik ya da bu tarz düşünceleri olan oğlaklar olumsuz bir durum görmüyorum. Ama şunu söyleyeceğim, özellikle sağlık problemlerde varislerimiz ve omuz bölge ve hani şu sırttaki skolyoz durumlarımız, boyun eğriliğiyle alakalı sorunlarımızı çözmemiz lazım. Ya da çocuklarınızın böyle sorunu olabilir, dikkate almanız lazım. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, yükselen ay, burcunuz kova olan güzel ailem. Bol yazı yazmanızı istiyorum. Yakında canlı yayında yapacağım. Güzel şeyler bekliyorum ama ücretli yapacağım, bilginiz olsun. Tek soru için, rüya yorumu için, yükselen ve ay burcunuzu merak ediyorsanız, evlilik çocuk kapım var mı diyorsanız canlı yayın ama paralı yapacağım, bilginiz olsun. Küçük miktarlarda paralar koyarak yapacağım. Şimdiden yavaş yavaş duyuruyorum, tarih vereceğim çünkü. İş konularınızla ilgili radikal kararlar vererek bulunduğunuz noktadan ayrılma ya da yöneticinizin size sunacağı noktayı mecburen farklı bir noktaya geçme konularımızın daha ön sahada olacağı, zaman zaman yerimden iyiydim, bu yükü bana niye yöneticim verdi diyorsanız kendi konumunuzun ya farkında değilsiniz ya da zekanızın farkında değilsiniz. Çünkü şirketiniz size farklı imkanlar ve farklı yollarda yapacağımız konuşmalar, özellikle devamlı konuşan bir insansanız başarı, ödül çok büyük bir nokta. Eğer sanatçı, yazar, tiyatro sahneniz varsa enerjiniz çok yüksek. Ya da bulunduğunuz noktada akademik bir noktadaysanız enerjiniz çok ciddi anlamda kendini gösterecek. O yüzden fırsatlar haftası, para haftası, doğru duygu zamanı, yerimizi belirlemek, belirsiz olduğumuz nokta, işsizseniz bile bu kapılarınızın size hızlı bir şekilde dönüşüm sağlayacağı, iş mahkemenizle ilgili kararın kesinleşme dediğimiz mutluluğu, beklediğiniz para varsa hesabınıza yatmakla ilgili, işinizle ilgili birikmiş paralar varsa bunların hepsi sizin elinizde ve çözümlenecek, korkmanıza gerek yok diyorum. Yeni işe başladıysanız da gayet mutlu olacağınız bir noktada ve bir sorumluluktan daha büyük sorumlulukla ilgili haberler alacaksınız. Doğru bir evre, daha büyük şirkete geçiş, daha büyük planladığınız noktaların kapılısı güzel bir şekilde enerji olarak sizin hayatınıza dokunuyor. Dokunurken şu olabilir, değiştirdiğiniz ve korktuğunuz noktalar size çok büyük şanslar ve bereketler yaratacak. Devlete girmek, devletle ilgili imkan zorladığınız noktada biraz daha beklemeniz
gerekiyor. Memur olmak istiyorsanız bu haklarınızla alakalı da verilecek noktada. Mesela HYT'ye başvurduğunuz maaşım yatamadı. Ben hak kazandım mı diyorsanız kesinlikle kazanmış gözüküyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız da biraz daha dikkatli ve temkinli, disiplinli ve kurallı olmanız lazım. İş yerine sanki telefonla idare ediyorsunuz. Orada bir görün, enerjiniz oraya bir yayılsın. Sizin zaten Allah katında bir rızkınız var. Oraya koşun, gidin, o enerjiyi tadın, paralarınız daha yoğunlaşır. Ortaklı işler yapmak istiyorsanız ya da ortaklı işlerinizle ilgili alanı büyütmek, farklı projelerde yer alarak kendi işinizi isim olarak büyütmeye çalışacaksınız. Bu da doğru bir karar. Çünkü çok uzun süredir böyle hayalleriniz vardı. Mesela ya, şöyle söyleyeceğim. Yurt dışı ile ilgili mesela çevrimciyseniz daha çok büyük kitaplar, ünlü insanlarla bağ kurmaya yönelir. Stabil bir hayatınız varsa düzeniniz asla bozulmayacak. Korkmanıza gerek yok. İşten kovulma yok. Gereksiz triplere girmeye gerek yok diyorum dedim. Taşınma mevzumuz var ve bulunduğumuz alanı bir an önce daha huzurlu bir noktaya, daha böyle o ağaç, daha nefes alayım noktası. Nereye gidiyorsun? Bu hayal. Şu an satamadığım bir noktada idare etmen lazım. Eylül ayında yeni kapım var. Şimdiden bunu belirleyin. Kiracıysanız mal sahibiniz size kan kusturacak, bilginiz olsun. Devamlı zam 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 zam. Mahkemeye ver ya. Herkes haddini bilsin. Ne bu böyle yani? Yaşadığım şehir maşallah, şöyle söyleyeceğim, gerçekten Miami'yi geçti, Fransa'yı geçti. Ne yapıyoruz ya? Türk liramız eriyor. Eridi, bitti yani. Lütfen devlet olarak buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ve bunu da artık yazın, desteklenin. Evet, bir de ailenize ait mahkemelerde güzel sonuçlar. Ya ertelense de doğru evreler. Küs olduğunuz ve asla kardeşim, asla annemle, asla babamla barışmam diyen kişilerde aranızdaki bağ düzelecek ve o özlemi artık gülümseyerek birbirimize sımsıkı sarılacağız. Yakın dostlarınızın size bir ihaneti, hainliğini göreceksiniz. O kadar emek verdiğiniz insanın tavrı sizi çok incitecek. Ama devamlı yapıyordu, sen görmemezlikten geliyordun. Zaten hep affediyordun. Affetme. Sevgili öğrenciler, eğitim konusunda bir kriz döneminiz olabilir. Bu hafta çok gergin olup stresli, odaklanamıyorum, yapamıyorum diyor olabilirsiniz. Birkaç gün böyle bir beynimizi dinlendirelim. Sakin olalım diyorum. Evet, aşk vesaire her şey olumlu ama ev hanımları, boşanma fikri olanlarda olumsuzluklar var. Eşiniz sizi boşamıyor, süründüreceğim diyor. Siz de onu adam edemiyoruz. O da sizinle anlaşamıyor. İletişim problemi. Aslında mutlu bir çiftsiniz. Gidin bir ilişki terapistine, bu düzeni bozmayın. Mutlu bir evre. Evlenme teklifi alabilir, ilişkinizde netliğe kavuşabilir, eskiler de hızlı hızlı dönebilir. Sevgili ev hanımları, özellikle dolaplarınızın komple atıp yepyeni dolap almak istiyorsunuz. Dolaplar yetmiyor, eşyalar yetmiyor. Anam, evi biraz rahatlatın ya. Ne dolap dolap alıyoruz? Eşyanızı boşaltın, gereksiz şeyleri atın. Yani ev şey olmalı, ferah ve sade olmalı. Buna önem verelim. Eşinizin kalp ve damar problemi olabilir. Çocuk niyetiniz varsa da güzel çocuk için enerjimiz, vücudumuz uygun gözüküyor. Hem eşinizin hem sizin. Şimdiden hazırlanın diyorum. Sağlık olarak özellikle kadınsal ve üreme organlarımız, göğüsle alakalı kistlerimiz ya da akciğerle alakalı hassasiyetimiz olabilir. Dikkatli olun. Sevgili balıklar, çok yakında YouTube'da canlı yayın başlatacağım. Ama nasıl başlatacağım? Ücretli başlatacağım. Yani ve haftada 3 ya da 2 gün net olacak. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz ve gökyüzü size iş dizaynını, dışarıdaki işlerinizle alakalı dizayn, yeni işler ve iş yerinizin taşınma konuları ya da kendi işinizde büyütme konularımızın ya da restorasyon konularımızın çok yoğun hareket edeceği bir hafta. Yani güzel şeyler, güzel başlangıçlar, kafanızdaki planladığınız konularda daha rahat geçişler ama sistemli geçişlerle başarı ve renginize uyan, sisteminize uyan dizaynı yaratacaksınız. Şöyle söyleyeyim, büyük bir kurumsal firmadaysanız bir odanız değişecek, daha renkli bir enerjiye gireceksiniz. Küçücük bir alandaysanız geniş bir alana, daha grupsal çalışmalarda hakimiyet kuracaksınız. O yüzden bu hafta gökyüzü sizi düzen, dizayn, büyüklük,
genişleten ve mutlu olacak enerjileri yansıtıyor. Unutmayın ki şöyle bir sorunumuz var. Siz acaba ruh olarak çocuksu yönünüz, acayip akıllısınız, matematik dahili, hızlı konuşma enerjiniz ve beyin pratik konuşacağı için de iş yerinizdeki avans beklentilerimiz, para beklentilerimiz, konum beklentilerimizle ilgili de kendinizi bu hafta doğru ifade edebilirsiniz. Korktuğunuz iş konunuz, rahatsız olduğunuz konuları çok rahat anlatabilirsiniz. Gidin, perşembe günü konuşun, çözmeniz gerek. İşi bırakmak isteyenlerde de kararsızlık var. Biraz daha beklemek daha doğru ama çok güzel fırsatlar da var. Yurt dışı bağlantılı alanlarla ilgili beklentisi olduğunuz noktalarda mülakat evreleriniz söz konusu olacak. Neden olmasın? Cesaret et diyorum. Bir de devletle bağlantılı noktada çalışanlarda orada bir kriz, yani dosya krizi, kayıplar, insanların çok hareketli olması sizi bunalttı. İzin ve izine çıkma niyetiniz var. Gideceğiniz izinde şifalı olmanızı ve güzel bir enerjiyle işinize geri dönmenizi temenni ediyorum. Evet, özellikle çalışan çiftler ve çalışmayan çiftler de olabilir, fark etmiyor. Taşınma noktalarımız var. O yüzden bu ara hem iş, hem taşınma, hem yeni bir noktaya geçmek sizi yorabilir. Hafta sonunu doğru değerlendirerek doğru enerjiyle diğer haftaya daha ılımlı şekilde başlamanızı öneriyorum. Yoksa diğer bu haftayı doğru çözmezseniz diğer hafta acayip gergin, patlayacak, kavga edecek bir noktanız var. Bilginiz olsun. Aşk konusunda sakin, minnoş minnoş ilerlerken ilişkiniz sizi terk ediyor. Bir daha geri gelmeyecek, başka birine aşık olmuş gözüküyor. Ya da siz öyle karar vereceksiniz. Yani unutmayın, bir terk ediliş var, buna siz ya da o karar verecek. Bu dengede de biraz karışık ve gözyaşı evremiz olabilir diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar gayet minnoş minnoş ilerleyeceksiniz, bir sıkıntı yok. Hatta hızlı kararlar vermeyin, acele karar vererek hayatınızın dengesini yormayın. Yurt dışı planınız varsa ve yurt dışı ile ilgili evraklar, konsolosluk, görüşmelerde herhangi bir sorun yok. Bu konuları gayet rahat bir şekilde çözeceksiniz diyorum. Evet, uzun soluklu ilişkiler, pat diye evleniyorsunuz, aileye sürpriz yapacaksınız. Aile onayı olmayanlar pat diye evlilik kararı, dini nikah, evlilik. Ben dini nikahı resmi nikahla birlikte dini nikahın aynı anda yapılması taraftarıyım. Hani ailenizden gönülsüz de yapmayın. Hayır almak, yani hak almak evliliğinizi daha mutlu eder sevgili evreler. Bir de nişanlı çiftlerde biraz mırılı kırılık tartışmalar olabilir. Daha saygılı, aileye saygıya, ilişkiyi saygıya, çok istekli değil de daha sakin, onlar mutlu olacağı denge, para, altın olayını bir bitirin lütfen. Onlar birbirlerini seviyorlar. Saygıyla onların düzenini oluşturmanız lazım. Vallahi bir enerjide de şöyle bir şey var. Bundan 3 ay, 6 ay önce ayrıldığınız ilişkiniz kapıda yalvaracak. Ya devam vıt 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 aracı koyacak. Şans mı istiyorsun? Ver, boş ver. Ne yapayım? Belki şu an yalnızsın, sana iyi gelecek. Bu şansı da vermen lazım. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda bazı kararsız olduğunuz noktaları daha net görmeye başladınız, planladınız. Ve istediğiniz bölüm, istediğiniz başarı var. Sadece şu ellerinizdeki tırnak ya da dudağınız ya da burnunuzla devamlı oynuyor. Bunlar tik olabilir. Bunları düzeltmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, yorucu, misafir, yakın çevre, hani ya da bulunduğunuz noktada devamlı aile büyüklerimizin ziyareti ve kendinize zaman ayıramayacak noktadasınız. Eşinizin bazı sıkıntıları var, onları göremeyebilirsiniz. Bu hafta eşinize ait noktaları takipte kalmanız lazım. Yoksa paranız ziyan olur. Çünkü eşiniz çok bonkör, herkese para veriyor ve eve gelince de halledeceğim, halledeceğim diyor. Ne faturalar, ne bilmem neler ödenmiyor. Bu sefer de sen çıldırıyorsun. Bu hafta onun cebinde para var. Dikkat et, gereksiz insanlara vermesin. Boşanma fikri olanlar için de güzel bir anlaşmayla her iki tarafta yıpranmadan çözüm olacak. Ama çocuğunuzu babasına ya da annesine göstermek istemeyebilir. Çocukla ilgili savaş evresinde yanlış ve anlamsız kararlar verip o düzeni bozabilirsiniz. O çocuklar hem anneye hem babaya aittir. O çocuklara saygı göstermenizi öneriyorum. Çocuk hamile kalanlar için de gayet rahat bir hafta, endişe etmenize gerek yok. Hani düşürecek miyim, çocuğumu kaybedecek miyim, daha önce böyle bir kaybınız varsa şu an öyle bir gökyüzü göstermiyor. Merak etmeyin. Bir de taşınma mevzumuzla birlikte şunu da demek istiyorum. Ailenizin size vereceği güzel bir anahtar, uğurlu eviniz olsun. Bir de eşiniz ani araba kredisine girebilir.
panik yapmayın, rahat ödeyecek diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken cilt lekelenmelerimiz, sivilcelerimiz, akne dışarı çıkar tabii. Bir cildiyeciye giderek vücudumuzda sorunumuz nedir? Bir de epilasyon randevunuzu devamlı geciktiriyorsunuz. Yaz geldi, yazın epilasyonu olmaz. Denize girmeden önce çözmeniz lazım. Sonra girdikten sonra tekrar epilasyon olmaz. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.